küçük bir çocuk 8 yaşındaki Nari ne yazık ki hayatını kaybetti. Neden öldürüldü? Kim tarafından? Nasıl öldürüldü? Günlerdir tüm Türkiye konuşuyor. Ama bir köy hala susuyor. Annesi, abisi başta olmak üzere pek çok çelişkili açıklama var. İfadelerin sık sık değiştirildiğini gördük. Ve çoğunlukla da sorulara bilmiyorum, hatırlamıyorum şeklinde yanıtlar verildi. Şimdi son tahlilde 10 kişi tutuklu. 8 kişi dün itibariyle artık tutuklanmış durumda. Anne, abi, işte kuzenler, amcalar dahi yani Naren'in birinci ve ikinci derece akrabaları tutuklanmış durumda. Şimdi ayrıntıları konuşacağız. E, Haber Global sipariş şefi Mücahit Topçu bizimle birlikte. Mücahit ilk olarak kim, hangi suçlamalarla tutuklandı? Anneden başlayarak bize anlatır mısın? Evet, şöyle zaten iki tutuklu vardı Haydi. amcayla birlikte. Dün hem itibari, itirafçı hem suç ortağı olan iki kişi Nezat vardı. Hem itirafçı Bahtiyar ve Salim Güran tutukluydu. Dün artık geriye kalan kişilerin de gözaltında kişilerin de soruşturması tamamlandı. Savcılık onların da ifadesine başvurdu ve toplamda 22 kişiydi. Bu 22 kişiden 8'i... Tutuklandı, cezaevine gönderildi. Bunlar artık tutuklu yargılanacaklar. İddianame hazırlanana kadar da e, cezaevinde kalacaklar. Şimdi anne Yüksel Güran e, o da ifadesinde, e, verdiği ifadeler neticesinde savcılık makamı, mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verildi. Kasten öldürme suçuna iştirak hmm. etmek suçundan. Yani bir annenin böyle bir suçtan yargılanıyor olması bile aslında... Oldukça düşündürücü ve çok acı. Abi Enes Güran'da da yine kasten öldürme suçuna iştiraktan e, cezaevinde. Kuzenleri Muhammed Kaya ve Birsen Güran'da suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek e, suçuyla Cezaevindeler yenge maşallah Güran suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek. Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy da yine benzer suçtan. Hı hı. Ve eniştesi Mehmet Şevket Kaya da suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmekten cezaevinde amca Fuat Güran da suç delillerini yok etmek suçuyla karşı karşıya. Yani şu... suçlamalardan anladığımız amcaya çünkü hı hı. bütün oklar amcaya işaret ediyor. Evet. Amcaya ve ona yardım eden e, Nevzat Bahtiyar'a. Anne ve abinin de yardım ettiği, Evet değil mi yardım ettiği suçlaması. Diğer kişiler de işte amcayı ya da diğerlerini süreçten belki kurtarabilmek için delilleri karartma, belki yanlış bilgiler, ifadeler verme suçundan tutuklandılar. Evet, hatta çünkü şöyle de bir şey var, özellikle e, kim burada? Birsen Güran Hı, ifadesi. İfade olacak. değiştirdi bu değil mi evet. Birsen Güran? Hem Çok önemli bir ifade açıklama yaptı. Hem değiştirdi hem de şöyle bir açıklaması var, hemen notlarıma bakayım. Eee... Narin kaybolduktan sonra diyor Birsen Güran, Narin'in kuzeni. Narin kaybolduktan sonra bir e, toplantı yapıldığını dair böyle işaretler söylüyor ve amcası Salim Güran'ın e, jandarma geldiğinde ya da birileri size soru sorduğunda Narin'i en son 17:40'ta gördüğünüzü söyleyeceksiniz diyor. Böyle bir talimat veriyor amca. Demek amca tutuklanana kadar geçen sürede bütün evet. ailenin bir zaman zaman bir araya geldiğini, toplantılar yaptığını, konuştuğunu duymuştuk. Demek ki şu şunu söyleyin. Bunu söyleyin, bunu söyleyin şeklinde yönlendirmeler yapılmış. Ve i̇fadesini değiştiriyor bir Sangüran ve diyor ki 17.40'ta diyor amcam bana böyle gördüğümü hmm. söylememi söyledi. Ama aslında diyor ben diyor 14'te gördüm en son Narine. 14'te Birsan Güran'ın yanına gidiyor. Yani Narin, Kur'an kursuna gitmeden önce diğer kuzenleriyle, kendi yaşındaki kuzenleriyle birlikte onlarla işte kapısını çalıyor. Hadi Kur'an kursuna gideceğiz demek için belki de beraber sözleşmişler öncesinden gidecekler. O sırada görüyor Birsan Güran ama jandarmada 17 da 17:40'ta gördüğünü söylüyor. Yaklaşık bir iki buçuk Hı. üç saatlik bir mesafe söz konusu ki zaten Narin'in kaybolduğu veya öldürüldüğü saat dilimi de o. Tabii. Genellikle 15-15 ve 15-30 e, aralığında Nari'nin öldürüldüğüne dair emareler, ipuçları söz konusu o bu süre bilgi zarfında. Bu bilgiyi şaşırtma amaçlı belki de şaşırtma amaçlı 17-40'ı evet. söyleyin diye Hatta tembih ediyor. Hatta şaşırtma amaçlı mesela bu kişiler yani tutuklanan kişilerden bazıları şunu da yapıyorlar. Nari'nin terliğini mesela farklı noktaya koyuyorlar. Yani jandarmanın dikkatini dağıtmak için ya da jandarmanın, e, işini zorlaştırmak Hı. için e, olay yerinden, olay mahallinden ya da cinayetin işlendiği noktadan ya da narinin gömüldüğü saklandığı noktadan farklı noktalara e, narinin terliğini bırakıyorlar. Ondan sonra da zaten işte bu terlik narinin miydi değil miydi? Jandarma işte onu inceleyelim, buna bakalım diye soruşturmayı Belki de süreci böylece uzatmış oldular. Evet, 19. günde Kesinlikle. çünkü bulundu halini Şöyle 19. şu neden önemli? Mesela bu suç yani. Ne olmuş olabilir ki diye düşünebilirler izleyiciler ama böyle bir durum söz konusu değil. Narin öldürüldüğü gün bulunsa şu anda her şey daha net bir şekilde ortaya çıkardı. Tabii ne yazık ki o cansız bedeni günlerce suda kaldığı için çürüme olduğu evet. için bazı tespitler yapılamıyor. Orada öyle bir problem söz konusu ama öldürüldüğü gün bulunsa belki oradaki adli tıp kurumu uzmanları, hani e, oradaki o olacak. delillerin ipuçlarının İstanbul'a gelmesine bile gerek yok. Diyarbakır'daki adli tıp kurumu Doğru. uzmanları Gözde de o konu hakkında Hı. yorum yapabilecek yetkinliğe, bilgiye sahipler. Evet, en azından bir ön rapor çıkar. E, nasıl öldüğü, ne şekilde öldüğü, saat kaçta öldüğüne dair Hı. net e, rakamlarda belli olmuş olur. Peki. O e, uzun süreden dolayı da e, bazı sıkıntılar yaşanıyor ama o Doğru. konuyla alakalı da Hı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Şimdi ifadelere bakalım. Evet. Sen de diyorsun ya şaşırtma amaçlı farklı yönde açıklamalar yapıldı, ifadeler değiştirildi. Bunlara anne ve abi de dahil. Şimdi anne neler söyledi? Abi neler söyledi? Şimdi anne işte Kur'an kursuna giderken kızının ne giydiğini bilmiyor, hangi terliği giydiğini bilmiyor. Anne zaten hiçbir şey bilmiyor. Anne yani pek ya. çok şeyi hatırlamadığı ve bilmediğini söylüyor. Amcayı üç kere aramış, bir kere yanlışlıkla aradım, diğerlerini hatırlamıyorum diyor. Mesela i̇fadeler. Am Amcayı aramış ama mesela Nari'nin babasını aramamış evet, kızın aramamış. kayboldu diye. Evet Çocuğumuz kayboluyor demek için eşini aramamış. Bu arada Nari'nin babası da serbest bırakıldı onu da söyleyelim. Evet. Kim ne söyledi? Neler dikkat çekiyor ifadelerde? Şimdi senin bıraktığın noktadan gidelim istersen. Tam bu sıralamaya da çok Tabii. uymaya da biliriz. Şöyle mesela Nari'nin annesi e, Nari'nin babasını aramıyor. Hı hı. Şimdi bir de Nari'nin babasını aramayan biri daha vardı. Kimdi? Salim Güran amcası. Kardeşim. Yani Salim Güran o kadar kişiyle konuşuyor ama Çocuğun abisine kardeşine ya abi kardeş abey neyse işte hı hı. E, Narin kayboldu, Arif bulamıyoruz, kızını demiyor. bulamıyoruz. Yani hayırdır senin bildiğin hı. bir şey var mı diye ne amca babayı arıyor ne de Nari'nin annesi babayı arıyor. Böyle bir tuhaflık söz konusu yani. Burada ilk... anne diyor ki davetiye dağıtmak için şehir dışına gitmişti bir kaza yapmasın evet. yolda bir problem olmasın diye aramadım diyor. Evet. Ama Şöyle bir e, dipnot daha var. Şimdi mesela 8 kişi tutuklu. 2 kişi de amca ve e, Nevzat Bahtiyar'da saydığımız zaman işte akrabalar, kuzenler, işte yengeler, amcalar vesaire vesaire. Narim, Arif Güran'ı yani Nari'nin babasını kim arıyor mesela? Hı hı. Komşusu. Komşusu arıyor. Yani aileden hiç kimse Nari'nin babasını aramıyor. Bir Nari kızın kayboldu diye. Ne eşi, ne kardeşleri, ne kuzenleri, ne yeğenleri, ne Aileden herhangi bir evet. yani burada bir e, aslında yani organize de bir durum söz konusu. Yani savcılık makamı iddianameyi hazırladığında muhtemelen bu durumu da göz önüne alacak gibi duruyor. şimdi Zaten Nalin babası da demiş ki suçlu kardeşimse de eşimse de cezalandırılmasını istiyorum diye bir e, ifadesi evet. olmuş. Bunu yani da bu yani. en azından bu durumdan yani en belki de ifadeler ve deliller göz önünde alındırıldığında hiçbir şeyden haberi olmayan Doğru, baba gibi duruyor. Baba gibi duruyor ilk etapta. Diğer diğer açıklamalar daha soğuk. Daha bir soğuk duygudan ve... eksik. Bir tek baba daha duygu yoğunluğu evet. olan açıklamalar yapmış. Annede de onu göremiyoruz. Evet. Hatta hemen anneyle devam edelim mi Emre Şimdi mesela anne diyor ki, e, Narin seni yani soru soruyorlar. Diyorlar ki Narin seni ve amcayı gördüğü için mi Hı -hı. öldürüldü? Ee, öyle bir şey kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Nari'ni kim öldürdüyse Allah belasını versin. Çünkü Ve, anne ile amca arasında bir ilişki olduğu yönünde dair. iddialar vardı. Uygunsuz bir şekilde Nari'nin onları görmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu. Hı. Öyle bir şey kesinlikle yok. Bu, bu düşünceden de utanç duyuyorum demiş evet. anne. Bir de battaniye mevzusu var. Bu battaniye mevzusu da yani şunu soruyorlar. Nari'nin kaybolduğu gün Salim'e veya herhangi bir kişiye battaniye verdiniz mi? Şimdi bu neden önemli? Bu soru da önemli. Tabii. Soru neden önemli? Şu battaniye verdiniz mi? Yani o battaniyenin kime ait olduğunu da jandarma, Tabii. kolluk kuvvetleri biliyor. Diyor ki bu battaniye sizin battaniyeniz belli ki hmm. ve bu battaniyeyi niye verdiniz? Kime verdiniz? Neden verdiniz? Hanımefendi de anne de diyor hmm. ki kimseye herhangi bir şekilde battaniye vermedim. Ancak olay nedeniyle evime gelen giden çok kişi vardı... Benim evimden Salim'in evine uyumak için battaniye götürmüşlerse de bir bilgim yok. Ya yani bu açıklama da tamamen çok akla mantığa hı hı. uygun bir açıklama değil gibi görünüyor. Zaten savcılık makamı da bunun aynı bizim düşündüğümüz evet. şekilde düşünmüş durumda ve biraz önce senin söylediğin kocana neden haber vermedin? İşte telaşa düşer. O yüzden ya zaten de telaşa düşer. Ya bir baba kızı kaybolunca telaşa düşmeyecek de ne zaman telaşa evet. düşecek? Evet. Orada soru işareti yaratan e, açıklamaları var. E, onun dışında Nalin Günan'ın cansız bedeni kendisine Salim'in verdiğini söylüyor diyor itirafçı Nevzat Bahtiyar diye soru. Evet. O da bilgim yok diyor ben onların dost olduğunu biliyordum. Bizim Salim ile ailecek herhangi bir husumetimiz de yoktur. E, kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum diye bir açıklaması da ifadesinde var olmuş bunu da. Ya e, Burada paylaşalım. da enteresan. Ya yani kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum. Yani kızına zarar verdiğini bilmiyorum. Yani böyle bir soru evet, yöneltilmiş. Hiçbir cümle öne azından. çıkarılan bir cümle. Yani biliyordu daha sanki bilmiyorum mu evet, çevirmiş yani gibi ifadesini. Çünkü e, öyle bir soru sorulmuyor yani hani evet. bunlar da çünkü o ya yani bu sorulan, Hı -hı. sorulan sorular ve sorulmayan sorular da ya da peş peşe aynı benzer sorularda oradan ipuçlarının yakalanmasına ya da çelişki doğuracak ifadelerin alınmasına katkı sağlıyor. Bu açıdan da bu kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum. Sana böyle bir soru sorulmamış zaten. Doğru. Kızına Salim Güran zarar verdi denilmemiş. Sen bu açıklamayı buraya da neden yapıyorsun diye de ayrı bir şüphe uyandıran bir ifadesi söz konusu ve gelelim abiye. Hı hı. Şimdi abi de çok ee, Nasıl diyelim sorunlu bir kişilik, işte psikolojik sorunları var en azından ifadelerinden algıladığımız ya da böyle olması için böyle ifade veriyor olabilir. olabilir. Yüzündeki morluklar, kolundaki ısırıklar, Sırtında işte sırtındaki izler, izler var, mesela var. yüzündeki kolundaki ısırıklara kendimi ısırdım diyor. Şimdi burada da narin kaybolduğunu öğrendiğinde diyor kendime diyor birkaç defa yumruk attım diyor. İşte e, Mısır koçanlarının arasında geziyordum diyor. Gözüm morardı. Gözüm morardı, sırtım kızardı, kulağımın arkası kanadı. Bilmem ne oldu evet, vesaire evet. vesaire böyle e, açıklamaları var. Zaten abi, amca ve anne özellikle bu üçü noktasında ciddi anlamda bir e, şüphe yoğunlaşmış durumda bu üçü. Yani cinayeti kimin işlediğini Bilmiyoruz. En azından biz bilmiyoruz. Ekipler evet. belki bu noktada da bizden daha ileridedir muhtemelen. Ama bu üç noktasında ciddi bir e, şüphe e, yüksek oranda söz konusu. Bu üçü olmasa bile bu üçünün vermiş olduğu karar neticesinde hmm. Narin Güran'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali Yönümde, söz konusu. Doğru. Çünkü Salim Güran köyde e, sözü geçen, dinlenen güçlü bir figür olarak dikkat evet. çekiyor. O talimatı yani Narin'i hmm. öldürün talimatını çevresindeki herhangi bir adama da vermiş olabilir. Mücahit son sorum olsun. Şimdi bu tutuklamalar belli olmadan önce Güran ailesi, Nari'nin ailesi ilginç bir açıklama yaptı. Yazılı bir açıklama. Kameralara evet. zaten konuşmuyorlar. Mesafeliler basın mensuplarına da zaten hoşgörülü ya da yardımsever yaklaşmıyorlar. Şimdi aile şöyle bir açıklama yaptı. Diyor ki biz dış güçler ve yerli uzantıları tarafından karalanıyoruz. Ve aile fertlerimizin kişilik haklarına bir saldırıda bulunan olursa da yasal yollara başvuracağız diye belli ki birilerinden profesyonel belki avukatlardan bir yardım alınmış oturup bu metin yazılmış orada da kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi çok ilginç çok e, profesyonel duygudan yoksun e, ve diyor bizim köyümüzün stratejik bir önemi var. Nasıl bir önemi var anlamadık ama böyle tuhaf bir açıklama yapılmış. Bu açıklamanın ayrıntısı neler? Şimdi bu Guran ailesi avukatların yazmış yazdırmış olduğu bir e, açıklama muhtemelen. Yani burada dikkat çeken en e, nokta senin de altını çizdiğin işte e, tam o alanı bulmaya çalışıyorum ben de okumak için e, koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız. Yani dış güçler neyi kastediyor mesela bunu sormak lazım. Yani kimse burada ...herhangi bir şekilde itham da bulunmuyor. Yani babayla alakalı herhangi bir soru sormuyoruz... ...ya da Doğru. akıl dışı soru sormuyoruz. Ama şunu soruyoruz anneye... ...sana savcılık ya da jandarma... ...Salim Güran Narin'i öldürdü demeden... ...Salim Güran'ı neden savunma gereği duyuyorsun? Bunu soruyoruz. Evinde bulunan battaniyeden kaybolduğunu... Neden anlamıyorsun ya da neden her şeyi bilmiyorum ya bir anne bir kızından bu kadar mı uzak olur? Tabii. Ya bu soruları sormak herkesin e, görevi yani bu soruları soracağız. Güren ailesi bu konuda rahatsız olabilir. Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. O konuda hiç şüpheleri olmasın. Hani böyle tehditvari açıklamalarla Tabii. kamuoyunu çocuk susturmaya. Ölmüş çocuk ölmüş çocuk ailenizin büyüklüğüyle şu an kim ilgilenir? Evet sizin Neyden ailenizin e, büyüklüğü eğer bu kadar büyük aileyseniz bu kadar hakikaten söylediğiniz kadar birbirine sadık aileyseniz zaten sülaleyseniz neyseniz artık aile demek de ne kadar zor bilmiyorum ama organize bir kötülük Tabii. söz konusu burada. Bir bilgi saklanıyor. Organize bir suç örgütü belki iddianamede yer alacak. O zaman çıkarsınız aile büyüğünüz kimse, ailedeki yetkili kişiniz kimse çıkar ne olduğunu, ne yaşandığını anlatır. Biz de bu defteri kapatırız. Evet. Gerekenler de cezaları alır. Evet. Ama bu tarz ifadeler e, biraz böyle korkutma amaçlı, evet. biraz da Tehdit yani bir bunlardan bizim çekincemiz yok ama bu açıklama biraz daha köy içerisinde olarak düşünülebilir. Hı. Yani sonuçta orada işte e, Nevzat Bahtiyar yani sesi çıkmayan, Hı. işte e, hani çok masummuş gibi Hı. anlatmayayım ama yani çok maddi durumu iyi olmayan işte e, Salim Güran'ın verdiği işleri zaten yapan. Zaten bugüne kadar onlar üzerinden bir güç e, teşkil güç edilmiş, güç çalışmış durumda. Onun bir devamlılığını bozmamak için belki bir açıklama, bir açıklama yapılmış. Yapılmış, yapılmış olabilir Peki. ama bu açıklamanın da tabii zaten e, özellikle yapıldığını biraz daha böyle hani kamuoyunun e, bu konu üzerinde durmaması noktasında yapıldığını söyleyebiliriz ama evet, bu açıklama tabii e, bizleri daha da üzerine gitmemiz evet. neden üzerine gitmemiz noktasında da ayrıca teşvik, teşvik bir ediyor açıklama. Mücahit çok teşekkür edeyim.